Bu kadar oyun yeter Sanskar. Artık işin bitti. Bundan sonra gerçek yüzün ortaya çıkacak ve gerçekler ortaya çıkınca Svara hayatı boyunca senden nefret edecek. Günaydın. Gün... Bu ne? Svara, bunları sevmediğimi biliyorsun sen. Üzgünüm ama bundan sonra sadece senin sevdiklerini yapamam. Sadece bebeğin sağlığını düşünmeliyim. Anladın mı? Çok kötü hissediyorum. Svara'ya daha ne kadar yalan söyleyeceğim. Ne oldu Ragini? Ne düşünüyorsun? Bir şey mi isteyeceksin? Biliyorum. Sana fazla zaman ayıramadığımı düşünüyorsun. Ama şu yarışma bir bitsin. Ondan sonra bütün zamanımı sana ve bu bebişi ayıracağım. Söz veriyorum. Hadi kahvaltını et. Yavaş. Hepsini bitirmen gerekiyor, tamam mı? Benimki senle prova yapmam lazım. 2 gün sonra yarışma var. Sonra çok zamanımız olacak. Sen otur. Ve bundan başla, tamam mı? Bütün meyveler bitecek, anlaşıldı mı? Ayrıca merak etme, hemen döneceğim. Ve ilacını da buraya koydum. Hangisini alacağını yazdım, tamam mı? Ve kuru meyveler orada. 2 saatte 1 yemelisin ve merak etme, yemeğe kadar burada olacağım. Beni affet Svara. Dup se nikal ke, chhaon se phisal ke. हम मिले जहां तो लम्हा थम गया रंग दे तू है गेरुआ Bayan Svara. Gelin bakalım, gelin. Siz gelince bahar geldi. Ve benim dünyam ışıkla aydınlandı. Ne oldu size Bayan Svara? Neden bu şekilde susup duruyorsunuz? Yok bir şey. Prova yapalım. Annem bana hep yarım akılla yapılan işlerin yarım kalacağını söylerdi. Yani sen böyleyken prova yapmamızın hiçbir anlamı yok. Bütün çalışma boşa gider. Bayan Svara, biz birkaç gündür birbirimizi tanıyoruz. Artık aramızda bir şey... ne diyorlardı ona... Arkadaşlık. Aramızda arkadaşlık var. Hı hı. O zaman bana birazcık, birazcık güvenebilirsin değil mi? Evet. O zaman bu güveninle birlikte bana anlatabilirsin. Tanrı'ya yemin ederim ki ben hiç kimseye bir şeycikler söylemem. Ne anlatayım ki sen? Ben de anlayamıyorum ki. Hiçbir şey doğru gelmiyor. Neden bahsediyorsun Bayan Svara? Ne doğru gelmiyor? Ki sen... Ben çok yanlış bir insanla birlikteyim.
Kötü şeyler yapmaya çalışan bir insanla evlenmişim ben. O beni öldürmeye çalışıyor ve benimle garip akıl oyunları oynuyor. Ben onun hayatında değilim ki. Ben evliliğimi bile hiç hatırlamıyorum. Yine de ailem beni sürekli ona itiyor. Annemle babam ona benden çok güveniyor. Ona geri dönüp hayatının bir parçası olmamı istiyorlar. Ve sadece benim yüzümden bu durumda olduğumuzu düşünüyorlar. Kime güveneceğimi ya da kime güvenemeyeceğimi bilemiyorum yeter, artık. Yeter, yeter Bayan Sıvara, yeter. Boğazın kurumuştur. Al bakalım biraz su iç. Bu çok garip bir his Kisan. Sanskar'dan nefret ediyorum. Yine de ne zaman yanıma gelse çok garip hissediyorum. Sanki ona çekiliyormuşum gibi. Sanki kalbimle beynim savaşıyormuş gibi. Beynim ona kötü diyor. Ama kalbim ona güvenmemi söylüyor. Ama Kisan, o adam beni öldürmeye çalıştı. Ona nasıl güvenebilirim? O kadar büyük bir suçu nasıl unutabilirim? Gelmeniz çok iyi oldu. Ben de Ragini'nin sağlığı için küçük bir tören yapmak istiyordum. Siz ne dersiniz? Olur. Ragini, neden sen yapıyorsun? Bana ver, ben servis ederim. Bu durumdayken senin çalışmaman gerekiyor. Şöyle yapalım. Sen rahatça otur, ben bütün işi yaparım. Yenge, hamileyim ben. Hasta değil. Ayrıca doktor bana bazı işleri yapmamı söyledi. Yoksa ileride sorun olurmuş. Yani merak etme. Kendim yapabilirim. Yo yo Ragini. Bak kızım, doktorun söylediği her şeyi dinlemene gerek yok ki. Parinita doğru söylüyor. Bak sen dinlenirsen bebeğin de tıpkı elma gibi kırmızı, şişman ve yakışıklı olur. Merak etme, Parinita burada, o yapar. Dinlen sen kızım. Evet yenge. Gel kızım, gel otur. Peki babaanne. Baksana Ragini, sen meyve yemek istersin. Canın ne yemek ister? Ben senin için hazırlayabilirim. Elma, kavun, mango, papaya. Özür dilerim. Portakal diyecektim. Ragini'nin üçüncü ayı tamamlanıyor. Düşündüm ki bütün çevremize ve akrabalarımıza haber verelim bunu. Bir tören yaparsak herkes güzel haberi alır. Bu çok iyi bir öneri. Anneciğim, bu törenin bütün hazırlıklarını ben yapacağım.
Çünkü Ragini'nin sadece dinlenmesini istiyorum. Bunlara çok kafanı yoruyorsun sen Bayan Sıvara. Ben bile dinlerken sana ne diyeceğimi bilemedim doğrusu. Ama şunu söyleyebilirim. Annen ve baban çok iyi insanlar. Eğer seni kocanın yanına yolluyorlarsa bunu kabul etmelisin. Kisan, o adam beni öldürmeye çalıştı. Belki öyle olmamıştır. Belki de zihnindeki görüntü yanlıştır. Sonuçta geçmişi hatırlamadığını söylüyorsun. O zaman ailen sana olanları söylediği zaman onları kabul et. Bu kadar insan sana yalan söyleyecek değil ya Bayan Sıvara. Sen az önce ona doğru çekildiğini söylemiştin değil mi? O zaman kesin bir şeyler oluyor. Ne olduğunu da anlamak bence çok kolaydır. Önemli olan o sorunun köküne inmektir. Belki de her şeyi yanlış anlamışsındır. Nasıl yanlış anlayabilirim ki? Onun bana ateş ettiğini kendim gördüm. Bunu nasıl yanlış anlayabilirim? Bak Bayan Sıvara, bazen bütün gerçekleri göremeyebiliriz. Ve ben sen ne kadarını anlatıyorsan o kadarını biliyorum. Yine de bence bu sorunun köküne inmelisin. O insana kendini açıklama fırsatı vermelisin. Ya yine yalan söylersin? Ben yalandan, yalancılardan nefret ederim. Biliyorum Sıvara. Ama yine de sana bu Kisan yalanını devam ettirmek zorundayım. Çünkü ancak bu şekilde sana içimdekileri söyleyebilirim. Bayan Parvati, töreni haftaya uğurlu günde yapalım mı? Bence bu... İyi bir gün, uğurlu bir gün. Çok iyi olur. Peki anneciğim, törende yapılacakları bana söyle, ben hepsini hallederim. Bu törende bizim tarafımızdan hiçbir eksik olmasını istemiyorum. Merhaba Bay Maheshwari, merhaba Bayan Annapurna. Ah, Bayan Maya. Hoş geldiniz efendim. Sargam Müzik Akademisi'nin kayıtları yapıldı. Ben belgeleri vermeye geldim. Peki. Ayrıca size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu müzik akademisi sayesinde Sahil'im müziğe döndü. Merhaba Lakşi. Sıvara nerede? O mahallede. Kisan'la prova yapıyor. Hadi. Ne oldu? Nereye bakıyorsun? Yok. Yok bir şey. Buyurun lütfen. Ağzınız biraz tatlansın. Yakında Sargam Müzik Akademisi açılacak. Bayan Maya, benim de iyi bir haberim var. Ragini'miz anne olacak. Vay canına. Tebrik ederim. Mutlu ol. Evet. Günlerden sonra evimize mutluluk geldi.
değil mi Ragini? Umarım artık evimizde her şey yolunda gider. Affedersiniz. Ne oldu komiser bey? Svara, Maheshwari'yi tutuklamaya geldik. Ne diyorsunuz? Neden? Svara ne yaptı? Cinayet. Cinayet işledi. Svara cinayet mi işlemiş? Ne? Cinayet mi? Kimi öldürmüş? Sanskar Maheshwari. Sakin ol lütfen. Bu nasıl olabilir? Siz ne saçmalıyorsunuz? Bu imkansız, yanlış anlamışsınızdır. Bakın bayım, biz delil olmadan suçlama yapmayız. Bunları cesedin yanında dururken buldu. Bakabilirsiniz. Nasıl olabilir? Ha, bir şey daha. Nedir o? Her şey yolunda. Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bu olanlarda ne? Bu şal Svara'nın. Bunu ona ben hediye etmiştim. Ama bu oraya nasıl gitti? Komiser bey, belki yanlış bir anlamı olmuştur. Belki de hırsız bırakmıştır ve bu kişi de Sanskar değildir.
Biri bunları oraya bırakmıştır. Kötü bir şey olmuş onun. Mutlaka kötü bir şey oldu. Bir dakika. Ben Saskar'la konuşacağım. Durun. Sanskar'ın telefonu bu. Baş delilimiz bu çünkü Svara'nın suçlu olduğunu bundan öğrendik. Bakın. Sanskar'ın telefonunda bir mesaj var. Neden benim peşimdesin? Benden ne istiyorsun? Bir daha takip edersen ya kendimi öldürürüm ya da seni öldürürüm. Komiser Bey, mantığınızı anlayamadım. Sanskar'ın telefonunda Svara'nın mesajı var ve cesedinin yanında şalı var diye katil olduğunu kanıtlayamazsınız siz. O böyle bir şey yapmaz.